Selam gençler. Hepiniz Sonuz Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Mikro orijinal yayınlarına ait 20 ile denemesinin çözümleriyle devam ediyoruz. İkinci denemedeyiz. İkinci denememize geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Haydi bakalım birinci soruyla hemen başlayalım. Diyor ki birinci soruda aynı doğrultulu doğrultu üzerinde hareket eden araçlardan kütlesi 1 ton, Sürati 20 metre bölü saniye olan otomobil ile kütlesi 5 ton, sürati 10 metre bölü saniye olan yüklü kamyon kafa kafaya çarpışarak kenetlenip birlikte 10 metre sürüklenerek duruyorlar. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle yargılarımıza bakmadan önce şöyle bir düşünelim. Öncelikle bizim araçlarımızın momentumlarını bir bulalım. Birincilik birinci aracımızın yani yeşil aracımızın otomobilimizin momentumuna bakarsak kütlesi 1 ton yani 10 üzeri 3 kilogram. 20 çarpı 10 üzeri 3'ten ne gelir? 2 çarpı 10 üzeri 4 kilogram gelecektir. Kilogram çarpı pardon metre bölü saniye gelecektir. Peki kamyona bakarsak kamyonun kütlesi ne kadar? 5 çarpı 10 üzeri 3 kilogram durumunda. 10 metre bölü saniyede hız olduğuna göre burası ne olacaktır? 5 çarpı 10 üzeri 4 kilogram çarpı metre bölü saniyedir. E, bu iki araç birbirine çarptığı anda arkadaşlar birbirlerine eşit büyüklükte fakat zıt yönlü bir itme kuvveti uygulayacaklardır. Ve bu etkileşim süreleri de birlikte hareket ettikleri için eşit olduğundan dolayı itmelerin büyüklükleri eşit olacak. Birinci yargımız doğru. Araçlar kamyonun hareket yönüyle aynı yönde sürüklenir. Evet neden? Çünkü kamyonun Kamyonun momentumu büyük arkadaşlar. Kamyonun momentumuyla aracı momentumu ile araca momentumu kıyasladığınızda kamyonun momentumu daha büyük olduğu için ikinci yargımız doğrudur. Daha uzun, daha büyük olan, momentumu büyük olanın yönünde hareket edecek. Kamyonun süratı daha büyük olsaydı araçlar daha fazla sürüklenirdi. Arkadaşlar kamyonun süratı daha büyük olursa momentumu artacak çarpışma öncesinde. Doğal olarak çarpışma sonrası momentumun da eşit olması gerekir. Burada Kütle değişmeyecek ancak hızımız artacaktır. Orta hız artacak. Orta hızın artması daha uzun süre ve daha fazla mesafe alarak durmayı e, gösterecektir bize. O yüzden üçüncü yardımımıza doğru cevabımız ne olmalı? E seçeneği olmalıdır. Geldim ikinci soruya. Hava direncinin önemsenmediği ortamda yatay yolda ilerlemekte olan karavanın ip benzeri kabloyla bağlı lamba şekildeki konumdan karavana göre hareketsizdir buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bunu şöyle bahsedeyim size. Bir saniyenizi alacağım. Şurayı döktük. Hop şöyle yapalım. Evet. Şu benim o e, aracın tavanına asılı olan ipim olsun. Şimdi bu ipi biz aracın tavanına astığımızda aracın hareket yönüne bakarak e, yorum yapacağız. Şimdi bir bakın. Öncelikle Aracın tavanına şöyle astığımı düşünün bakın bunu Göstermiş olalım Şöyle astığımı düşün hatta şöyle yaparsam daha sağlıklı olacak sizin görmeniz adına Hemen evet böyle çok daha iyi olacak Şimdi arkadaşlar Aracın tavanına bağlı şu ip Ve kütle burada Şimdi ben burada Bir tık daha şöyle alayım Heh, Kütlem burada Şimdi ben buradan Öncelikle Bana göre sol tarafa doğru Bir hızlanma hareketi yaparsam bu cismin durumuna bakalım. Bakın hızlanma hareketi yaptığımda otomatikmen bu cisim eylemsizlik gereği burada kalmak istiyor. Ve araba nereye gidiyor? Araba buraya gidiyor değil mi? O zaman ben bunu nasıl göreceğim? Ben bunu böyle açılı göreceğim işte. He, hızlandığımda ters yönde görüyorum. Peki ters yönde gördüm bunu sorun yok. Ters yönde gördüm. Belirli bir süre sonra ne yapacak? Bak şimdi bu şu şekilde olacak. Şöyle göstereyim. Şimdi ben sağa doğru gittiğimde bu burada kaldı. Belirli bir süre sonra tekrardan bu denge konumu olan düşey konumuna gelmek isteyecek. Yani sol tarafa doğru yani arabanın gittiği yere yöre doğru hareket edecek. Peki ben böyle giderken bakın şimdi. Giderken birden duracağım. Bunun hareketini gözlemleyelim bakın. Gidiyorum şimdi. Arabanın tavanında asılı. Gidiyorum ve birden durdum. Bakın İlk hareketi gözlemlediyseniz, bir daha gösteriyorum. Gidiyorum, durdum. Biraz daha hızlı gidersem, gidiyorum, durdum. İşte giderken durduğum anda böyle gözüküyor değil mi? Ha, bu da ne demek o zaman? Yavaşladığımda hareketimle aynı yönlü bir e, hareket sergileyecektir. Yani burada eylemsizlik gereği cisim hareketini korumak istiyor. Cisim hareketini korumak istediği için duruyorsa durmaya devam ediyor. Yani sabit hızla ya da iğmeli hareket yaptıysa e, ya da cisim yavaşlamak istedi. Bakın duruyorsa durmaya devam etmek istiyor. Ne yapıyor? Böyle birden geldiği durduğumda araba durduğunda bu cisim öne doğru gidiyor. İşte bu durum aslında bizim soru üzerinde göstermiş olan şu kısımda e, bundan bahsediyor. Ne oldu? Bir araç hızlandığında ben ters yere gidiyormuşum gibi algılandım. O zaman demek ki bu araç ya iki yönünde hızlanmalı iki yönünde burada hızlanmalı ya da bir yönünde ne yapmalı yavaşlamalıdır. Öncelikle bakıyorum karavan bir yönünde düzgün yavaşlamaktadır olabilir. Karavan iki yönünde düzgün hızlanmaktadır olabilir. Lambaya etki eden net kuvvet bir yönünde değer. Ha, şimdi bak geldim buna bu önemli. Şimdi arkadaşlar burada diyelim ki karavan yavaşladı. Ben bunu sakın ama sakın şöyle bu cismi etkiden kuvvetleri gösterin dediğimde bana şunu göstermeyin. Bunu gösterirseniz yanlış olur arkadaşlar. Bakın. 1. Cisme etki eden T gerilme burada. 2. Ağırlığım burada. 3. Bu tarafa doğru hareket etti diyelim. E bu tarafa doğru eylemsizlik kuvveti var. Arkadaşlar bu eylemsizlik kuvveti yok. Bu eylemsizlik kuvveti hayali bir kuvvet. Yani aslında biraz daha soru çözümlerini kolaylaştırmak adına verilen bir kuvvet. Ne yapacaksın o zaman? Bak kuralı şu zaten. E şimdi şurayla ben bir açı yaptım mı? Evet, alfa açısı yaptım. Bizim For, e, sloganımız vardı hatırlarsanız. Videolarımızı izlediyseniz bilirsiniz. İp var. Açı varsa ne vardır? Tanjant alfa vardır. Tanjant alfayı bulacağız. Bak alfanın bileşenini aldığımda yani z kuralından şurası alfa yapar. T'nin bileşenini alırsam burada t çarpı kos alfa burada ise t çarpı sin alfa var değil mi? He, t çarpı sin alfa var. Ne oldu? Bak ne oldu biliyor musun? Şununla bu birbirine eşit oldu. Çünkü dengede hareket Yok yani düşeyde hareket yok. O zaman T çarpı kos alfa şurası neydi? MG'ydi. T çarpı kos alfa kime eşit oldu? MG'ye eşit oldu. E peki şu kime eşit? Bunu dengeleyen bir kuvvet var mı? Yok. O zaman bu benim net kuvvetim. Çünkü araç cisim buraya gittiğinde belirli bir süre sonra ne yapacak? Geri buraya gelecek, değil mi? Yani geri onu şu denge konumuna çeken, şuraya çeken bir kuvvet olmalı. O kuvvette kim? T sin alfa. O zaman şuraya yazacağım. T sin alfa eşittir A, e, M çarpı A değil mi net kuvvet olduğu için? Oranlarsan bunların ikisini. T'ler gidecek. Bak ne geldi arkadaşım buraya? Tanjant alfa geldi. M'ler de gitti. Neye eşit oldu? A bölü G'ye eşit oldu. Ne demiştik? İp var, açı var, tanjant alfa var demiştik. İşte buradaki tanjant alfayı böylelikle bulmuş olduk. O zaman e, net kuvvet bir yönündedir demiş. Hayır bu yanlış olacak. Net kuvvet ne yönde? İki yönündedir. O yüzden cevabımız C seçeneği yalnız bir 1 ve 2 pardon olmalıdır diyoruz. Geldim 3. soruya. 3. soruda ise evet diyor ki Onur kendisinin oynaması için aldığı oyuncak farenin zembereğini kurarak yatay sağ, yay sabiti pardon 40 Newton bölü metre olan kütlesi önemsiz esnek yayı 5 cm sıkıştırıyor. 1. Bir, MKS birim sistemi dediğimiz metre kilogram saniye 3'ü 1 olmak zorunda. CGS birim sisteminde ise santimetre gram saniye bir olmak zorunda. E burada Newton vermiş. Newton içerisinde ne var? Kilogram çarpı metre bölü saniye kare var. O zaman sana uzunluk olarak santimetre verdiyse bunu kesinlikle metreye çevirmek zorundasın. O zaman şurayı metreye çevirdim hemen. Bak Şurayı metreye çevirdim. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre geldi. Tamam. Yay sabitim de buymuş. Ne kadar sıkıştırmışım? 5 santim. Tamam. Yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisinin tamamının öteleme kinetik enerjisine dönüştüğü kabul edildiğine göre kütlesi 100 gram. Bak MKS birim sisteminde Newton kimle çalışacak? Kilogramla. Gramla çalışamaz. Çünkü gram CGS birim sistemi. Santimetre gram saniye ile çalışır. O zaman buraya ben gramı da kilograma çevirirsem ne gelecek? 10 üzeri eksi 1 Kilogram olarak yazdık buraya Olan oyuncak fare yatay zeminde maksimum kaç metre bölü saniyelik Büyüklüğünde bir hızla hareket eder Arkadaşlar burada şöyle bir durum söz konusu e Biz buradan bu farenin zembreni e, Kurduğumuzda Yayın sıkıştırdık yani yayı bir enerji depolattık Yayın enerjisi neye de devam edecek neye aktarılacak Tabii ki farenin kinetik enerjisine değil mi o zaman şöyle olmaz mı e, Yay enerjisi eşittir e kinetik enerjisine. Açarsam 1 bölü 2 k x kare eşittir 1 bölü 2 m v kare değil miydi? Burada 1 bölü 2'ler sadeleşti. K'mız kaç? K'mız 40. Peki ne kadar sıkışmıştım? 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Karesini alırsam ne gelir? 25 çarpı 10 üzeri eksi 4 gelir değil mi? Eşittir dedim. Eşittir dedim. Hatta şunu şöyle düzgünce şuraya yazalım. Biraz daha gözükür olsun. ekranda gözüküyor değil mi? Evet güzel. Tamam şuraya aldım bir daha. E yay eşittir. E kinetik. Açıyorum burayı. 1 bölü 2 k x kare eşittir. 1 bölü 2 m v kareye. Bunları oranladığımı düşünüyorum. 1 bölü 2'ler gitti. K'mız neydi? 40. X'imiz neydi? 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 idi. Karesini aldım ne gelir? 25 çarpı 10 üzeri eksi 4 gelir. Eşit olur. Kütlem bir 100 gramdı. Bunun da kilograma çevirmiştim. 10 üzeri eksi 1 gelmişti. Çarpı v karesini bilmiyorum. E burada 40 çarpı 25'ten ne gelecek arkadaşlar? 1000 gelecek. 1000 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir 10 üzeri eksi 1 çarpı v kareden sadeleştirdiğimizde sonucumuz ne gelir? v kare eşittir 1 v eşittir 1 metre bölü saniye olarak bulmuş oluruz. Cevabımız b seçeneği olmalıdır. Geldim dördüncü soruya. Uzay araçlarının fırlatma rampaları e, dünyanın kendi ekseni dönüşündeki en verimli şekilde yararlanmak için genellikle ekvator yakınlarına inşa edilir. Buna göre ekvator bölgesindeki bir nesnenin e, 1-2-3 öncüllerinden hangileri bu tercihin sebeplerini açıklamada kullanılabilir? Şimdi arkadaşlar bir, şöyle düşüneceğiz. Dünyayı şöyle düşünsek. Bakın böyle. Bu kadar belki geoid değildir ama. Elips değildir ama. Şöyle düşünelim. Şurası R2. Burası R1 diye düşünsek. Ne olacak arkadaşlar? Bakın dünyanın yer çekimi ivmesini hesaplayacak olursak. Dünyanın yer çekimi ivmesi hesaplanırken G eşittir. Evrensel çekim sabiti çarpı dünyanın kütlesi bölü yarı çapının karesidir değil mi? Ya da dünyanın merkezine olan uzaklığın karesidir. E burada R1 ile R2'yi kıyasladığımızda R1 tabii ki R2'den küçük. Yani g1'in g2'den büyük olması lazım. O zaman şuradaki eee yer g2, buradaki yer çekimi g1 dersem yukarı doğru çıktıkça, ekvatora doğru gidildikçe yer ne yapacaktır? Yer artacaktır. O zaman biz burada bu cismi yani ekvatorun e, ekvatora yakın yerlerde bu uzay araçlarının e, atılmasının ya da buradan seçilmesinin temel sebeplerinden bir tanesini şunu kabul edebiliriz. O zaman ekvatorda yer çekimi küçük minimum seviyede. O zaman yer çekimi küçük olduğuna göre bunu geriye çekmek isteyecek olan ekvatora doğru giderken pardon uzaya doğru giderken uzay aracını geriye çekmek isteyecek olan kütle çekim kuvveti en az olacaktır. O zaman G2'nin küçük olması lazım. Bu durumda... E <laughs> Dikkat edin, bununla ilgili herhangi bir yargım var mı? Yok, tamam. O zaman bu bunlardan olması gereken öncüllerden bir tanesiydi. Peki başka ne olabilir? Arkadaşlar, dünya kendi ekseni etrafında bir açısal hızla dönecek. Yani şöyle düşünün, kendi ekseni etrafında şöyle bir omega açısal hızıyla dönecek. E bu dünyanın üzerinde bulunan bütün cisimler için omega açısal hızı sabittir. O yüzden açısal hızın daha büyük olması gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak, ancak. Şimdi şöyle olur arkadaşlar bakın çizgisel süratin tercih edilebilir mi bakalım v eşittir omega çarpı r'den e, Omega'm sabit ama r birim küçük r kim daha büyük o zaman çizgisel hızımın çizgisel süratimin daha yüksek olması ekvatordaki e, ya da bu uzay araçlarının ekvatorda tercih edilmesinin e, sebeplerinden biri olur o yüzden birinci yargımız doğrudur. Dönme periyodunun daha kısa olması ve burada açısal süratlere aynı olduğuna göre dönme periyotları da nedir? Aynıdır. O yüzden bu yargı yanlış. Birinci yargı doğru olur. Cevabımız yalnız bir A seçeneği olmalıdır. Geldim 5. soruya. Öğretmenleriyle çiğ köfte etkinliği yapan coşkun öğretmen, pardon öğrencileriyle çiğ köfte etkinliği yapan coşkun öğretmen, ee, boyutları önemsenmeyen çiğ köfte kıvamının test etmek için eline alıp sıkıştırdığı 100 gram çiğ köfteyi odanın tavanına doğru düşey bir ilk hızla fırlatıyor tamam çiğ köfte atıldıktan 0,4 saniye sonra tavana çarptığına göre 1 2 3 yargılarından hangileri yanlıştır hava direnci önemsiz olup g'yi 10 alın demiş arkadaşlar şimdi şu yerden atılan bir çiğ köfte parçası olsun bu çiğ köfte parçasının hızını bilmiyorum v0 dedim buraya geldi ve çarptı bu çarpması için geçen süre ne kadar 0,4 saniye peki buraya çarptığında buraya çarptığında. Ee, <laughs> tavana çarp 0.4 saniyede tavana çarpıyormuş. Tamam. Şimdi atıldıktan 0.3 saniye sonra çiğ köfte ivmesi 10 metre bölü saniye karedir. Arkadaşlar çiğ köfte yukarı doğru çıkarken yer çekimi ivmesine maruz kaldığı için yer çekimi ivmesi her an 10 metre bölü saniye karedir. O yüzden bu yargımız doğru olacaktır. Coşkun öğretmen çiğ köfteyi 3 metre bölü saniyelik süratle atmıştır. Şimdi arkadaşlar biz 0.4 saniye sonra yukarı çıktığımıza göre her bir saniyede hızımız 10 azalacak. O zaman o zaman demek ki çiğ köftenin yukarıya atıldığı yukarıya atıldığı hızı 40 metre bölü saniye olmalıdır. 40 metre bölü saniye olursa çiğ köfte tavana çarpmış olur. Peki bu durumda o zaman pardon 40 metre bölü saniye dedim ya burayı yanlış söyledik. 4 metre bölü saniye. Neden? Çünkü her bir saniyede hızım 10 azalacak. E 0.4 saniyede almalıyım ki Hızımda 4 metre bölü saniye olsun. O yüzden çiğ köfteyi 3 metre bölü saniyelik süratle atmıştır demiş. Bu yargımız yanlış olacak. Coşkun öğretmenin elini terk ettiği, çiğ köftenin coşkun öğretmenin elini terk ettiği konum ile tavana çarptığı konum arasındaki düşü uzaklık 70 santimden büyüktür. Bakalım. Arkadaşlar buraya geldiğimizde son hızımızın 0 olduğunu düşünürsek. Şurası son hız 0 ise. Ortalama hızım ne olur? V ortalama eşittir. V son artı V ilk bölü 2'dir değil mi? O zaman 4 artı 0 bölü 2'den ne gelecektir? 2 gelecektir. Peki ne kadar sürede aldım ben burayı? E, 0.4 saniyede aldım. O zaman haş yüksekliğini bulurken V ortalama hız çarpı T diyebilirim. Yani 2 çarpı 0.4'ten ne gelecek buradan? 0.8 metredir. Yani burası ne kadardır? 80 santim olacaktır. <laughs> o zaman 70 santimden büyüktür yargısı doğrudur. Bu nedenle cevabımız B seçeneği olmalıdır. Geldim bir başka soruya. Manyetik alan hareketinin Elektrik akımının etkisi incelendiğinde bir simülasyon programında sayfa düzlemine dik ve dışa doğru oluşturulmuş düzgün B manyetik alan bölgesi bulunmaktadır. Sayfa düzleminde bulunan üzerinde lamba takılmış iletken dikdörtgen çerçeve sabit bir hızla bu manyetik alan bölgesinden şekildeki gibi geçiriliyor. Sabit bir hızla geçiriliyormuş dikkat edin buraya. Tamam. Çerçeve manyetik alana girerken de çıkarken lamba yanıyor fakat çerçeve tamamen manyetik alanın içindeyken lamba yanmıyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, çerçevenin yanması için şartım ne? Çerçevenin yanması için indüksiyon akımının oluşması, çerçevenin diyorum ya, lambanın yanması için ne olması lazım? İndüksiyon akımının olması lazım. Peki indüksiyon akımı dediğimiz şey ne zaman oluşuyordu? Arkadaşlar, indüksiyon elektromotor kuvveti epsilon eşittir. Eksi n çarpı delta fi bölü delta t'dir. Yani indüksiyon elektromotor kuvveti bana şunu söylüyor diyor ki birim zamandaki değişen akım miktarı bana indüksiyon elektromotor kuvvetinin oluşmasını sağlar diyor. Peki birim zamandaki akı nasıl değişiyor ya da akı nedir? Ona bakalım. Fi dediğimiz yani akı neydi? Bir çerçeve kapalı çerçeve üzerinden geçen manyetik alan çizgileriyle o çerçevenin alanının çarpımıydı. Dik alanının çarpımıydı. Yani burada dik manyetik alan çizgileriydi. B çarpı A değer. O zaman ben burada neye bakacağım? Ben burada manyetik alan çizgileri değişiyor mu? Değişmiyor mu? Ona bakacağım. Bak şimdi. Birinci yargıda. Şimdi biz bunu bu çerçeveyi manyetik alan içerisine yerleştirirsek. Bakın bir saniye sonra şöyle bir görüntü olacak. Çerçeve şuraya gelecek. E çerçevenin zaten şu kısmı manyetik alanın içerisindeydi. O zaman biz bu kadarlık bir kısım daha manyetik alan içerisine dahil ettik. Manyetik alanım arttı mı? Arttı. O zaman indüksiyon elektromotor kuvvetim arttı. O zaman indüksiyon e, burada bunu ne yapmak isteyecek? Azaltmak isteyecek. Azaltmak istediği için, şöyle göstereyim. Azaltmak istediği için sayfa düzleminden içe doğru bir manyetik alan oluşturacak. Sayfa düzleminden içe doğru oluşturulan bu manyetik alan sayesinde indüksiyon akımı oluşacak. Nasıl oluşur bu indüksiyon akımı? Akım aşağı yönlü oluşur. Ve lambada yanmak zorundadır böyle bir durumda. Şimdi ne yaptık? Arttı, değil mi? Peki tamamı girdi, değil mi? Bakın şuraya girdi, tamamı girdiğini düşünelim. Artık bu adam şuraya gelene kadar bak. Buradan şöyle düşünün. Çerçeve burada, değil mi? buraya gelene kadar tam sınıra gelene kadar manyetik alan içerisinde bulunan bölgede alanda bir değişiklik yok. Bu ne demek? Bu akının değişmediği anlamına gelir. Akı değişmiyorsa indüksiyon oluşur mu? Oluşmaz. İndüksiyonle elektromotor kuvveti oluşmayacak. İşte bu arada yanmamasının temel sebebi bu. Şimdi çıkıyoruz bakın. Tamamen çıktığımızı, bir kısmının çıktığını düşünün. Şöyle düşünün. Şuraya kadar geldiğimizi düşünün. E buraya kadar gelir geldiysek e bu zaman demek ki ilk başta şu kadarlık bir alan manyetik alan içerisindeyken şimdi şu kadarlık bir alan manyetik alan içerisinde bu da ne demek olur bana? Manyetik alan içerisinde bulunan alanımın azaldığı anlamına gelir. Yani akı azaldı. Akı azalırsa indüksiyon bunu ne yapmak isteyecek? Artırmak isteyecek. Artırmak için aynı yönlü yani dışa doğru bir manyetik alan oluşturacak. Dışa doğru manyetik alanda da akım aşağı yönlü oluşmalıdır diyorum. Evet şimdi bu indiksiyon akımıyla ilgili bir simülasyon hazırladım. Gelin hep birlikte bir simülasyona göz atalım. Hemen şöyle simülasyonumuzu açalım. Evet simülasyonumuzda bakın arkadaşlar şimdi buradaki durum ne? Bir mıknatıs var ve bir bobinin içerisinden geçiriyoruz. Ee, lambanın uçlarına bir voltmetre bağladık. Bu voltmetrenin artış azalış değerlerini göreceğiz. Şu göstermiş olduğumuz beyaz çizgiler de manyetik alan çizgilerini gösteriyor bize. Burada temel olarak şunu anlamak istiyorum. Anlatmak istiyorum daha doğrusu. Siz de şunu anlayın. bir indüksiyon akımının oluşması sayesinde lambanın yandığını görün. 2 sürekli yanmadığını görün. Belirli aralıklarda artıyor, belirli aralıklarda azalıyor. Artması demek akının artması anlamına gelecek. Azalması demek akılın azalması anlamına gelecek. Tamam mı? Lamba parlaklıklarının. Dikkat edin. Bakın şimdi. Şimdi bir. Bakın ben bunu yaklaştırıyorum. Yaklaştırdıkça geçen manyetik alan çizgilerimin sayısı ne yapıyor? Artıyor değil mi? Bakın mıknatısımın. Bu durumda lambanın uçlar arasındaki potansiyel arttığı için lambanın parlaklığı ne yapıyor? Bakın arttı. Ama ne zamana kadar? Tamamı geçene kadar değil mi? Sonra bak şöyle yapalım. Evet. E belirli bir süre artış gösteriyor, sonra sıfırlanıyor. Neden? Çünkü akı değişimi yok o arada. Hep bütün çizgiler geçti. Bak, bak şimdi. Şöyle yaptım. Bak, bütün hepsi arttı. Şimdi sabit. Şimdi ne yapacak? Bak, azal azaldığı süre içerisinde de yine ne yapmaya çalışacak? E, akım gönderecek. İndüksiyon akımı bunun e, lambanın daha doğrusu yanmasını sağlayacak. Bakıyorum. Bak, azaltıyorum, azaltıyorum. Azalttığımda da yanmaya çalışıyor. Bak artırıyorum şimdi. Tekrar maksimum oldu. Sonra içerideyken sıfır. Çünkü bütün akı çizgileri, manyetik alan çizgileri geçti o bobinden. Bakın sonra azaldığında tekrar arttı. Tekrar artırıyorum. Bakın. Bu şöyle düşünün işte. Olay şu. Biraz önceki bizim sorudaki çerçeveye yaklaşırken. Çerçeve pardon manyetik alana girerken. Bak manyetik alana girerken durum bu. Lamba yanıyor değil mi? Evet girdik. Şimdi çerçeve manyetik alan içerisinden tam çıkma sınırına geldiğinde bu durumda. Yani yanmıyor. Şimdi çıkmadan yani dışarı doğru çıkıyor. Çerçeve dışarı doğru çıktıkça bakın lamba ne yaptı? Arttı. İşte indiksiyon bu şekilde ee, lambanın yanmasını, akının değişimine bağlı olarak lambanın yanmasını sağlayacaktır. Evet şimdi sorumuza geri dönüş yapacak olursak şöyle yapalım. Hop evet. Sorumuza geri dönüş yapacak olursak bakalım öncelerimizde ne diyor yargılarımızda ne diyor? Birinci yargımız çerçeve manyetik alanına girerken çerçevedeki akı artmaktadır. Doğru gösterdik. İkinci yargımız ne diyor bakalım? Çerçeveden tamamen çerçeve tamamen manyetik alan içerisindeyken çerçevedeki akı sıfırdır diyor. Yanlış ne sıfırdır akıdaki değişim sıfırdır. O yüzden bu yargımız yanlış oldu. Çerçeve manyetik alana girerken ve çıkarken çerçevede aynı yönde akım oluşmaktadır. Evet bakın akımların yönleri aynı mı? Hayır. Değil mi? Biri saat yönünde dönerken diğeri saat yönünün tersine dönüyor. O yüzden bunlar bu yargımızda yanlış olacak. Cevabımız yalnız bir A seçeneği olmalıdır. Geldim 7. soruya. Baran Fizik dersinde öğrendiği kavramlarla arkadaşlarını etkilemek için sihirbazlık numarası yapmaya karar verir. Yatay bir zemine pozitif elektrikle yüklü metal bir kızak yerleştirir. Yalıtkan bir çubuk çubuğun ucuna monte ettiği yüklü bir topuza çubuğun ucundan tutup kızağa yaklaştırmak yerinden hiç adım atmadan ve kızağa dokunmadan onu hareket ettirecektir. Buna göre Baran'ın kızağa düzlemdeki sürtünme kuvvetini yenerek kendisine yaklaşmasını sağlayabilecek en büyük elektriksel kuvvet için Aşağıdaki çubuk-topuz seçenek düzeneklerinden hangisini seçmesi en uygun olmalıdır? Şimdi elektriksel kuvveti bir hatırlayalım. Elektriksel kuvvetimiz neydi? Şimdi elektriksel kuvvet F eşittir k çarpı birinci yük çarpı ikinci yük bölü aralarındaki uzaklığın karesidir. Burada bara'nın tutmuş olduğu o çubuğun ucundaki yük maksimum olmalıdır. Pozitif yüklü olduğuna göre bunu çekmesi lazım. Yani o zaman eksi yüklü olmalıdır değil mi? O zaman şöyle diyelim. Artı 3 gü gitti. Evet. Eksilerden de büyük olması lazım. O zaman çünkü niye? Kuvvet büyük olmalıydı. E, çünkü kuvvet yükle doğru orantılıydı. Uzaklıkla nasıl orantılıydı? Ters orantılıydı. O zaman ben çuba çubuk e, kıza yakın olmalı ki e, aradaki mesafe küçük olsun değil mi? O zaman bu durumda D seçeneği sağlayacaktır. Neden? Çünkü eğer çubuğumuz şöyle uzun olursa ve yükümüz de büyük olduğu için -2q aralarındaki mesafe çok küçük olduğu için elektriksel kuvvet daha büyük olacaktır. O yüzden cevabımız ne olmalı? D seçeneği olmalıdır. Geldim 8. soruya. Onur sırtındaki bir çanta ile birlikte karlı zemin için yapılmış Kaykay üzerinde sürtünmeli yatay bir düzlemde şekildeki gibi kayıyor. Zeminin kaykay'a uyguladığı sürtünme kuvvetini artırmak için 1 2 3 eylemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır? Şimdi arkadaşlar, Onur sağa doğru hareket ederken zeminin kaykay'a uygulamış olduğu sürtünme kuvveti sola doğrudur. Onur'un bir ağırlığı var, yer çekimi kuvveti var aşağıya doğru mg. Yüzeyin bir normal kuvveti var yukarı doğru n tepki kuvveti diye gösteririz ve burada n tepki kuvvetinin büyüklüğü kime eşittir? mg'ye eşittir. O zaman sürtünme kuvvetine bakarsak k çarpı n'den k çarpı mg olacaktır. Bizden istediği sürtünme kuvvetini artırmak. Sürtünme kuvvetini artırmak istiyorsak o zaman ya k'yı artıracağız ya da m değerini artıracağız ya da deneyi yer çekimi ivmesinin daha büyük olduğu bir ortamda yapacağız. Peki sırt çantasına daha fazla eşya bulundurursak kütlesi artacağı için bu yargı doğrudur. Sırt çantası olmadan kayma o zaman kütle azalmış olur. Kaykay üzerinde tek ayakla durmak, tek ayakla durmak sadece yüzey alanını etkiler. Yani kaykaya yaptığımız basınç etkileyecektir. O yüzden bunun sürtünmeyle bir etkisi yok, ilgisi yoktur. Yani cevabımız A seçeneği olmalıdır. Geldim 9. soruma. Şekilde gösterilen K ve L noktaları arasında basit harmonik hareket yapan noktasal cismin ivmesi A Hızı V, cisim etkiyen geri çağırıcı kuvvet F, cisim O noktasına göre konumu X olarak ifade edilmektedir. Tamam. Buna göre cisim şekildeki konumdan ok yönünde geçerken niceliklerinden hangileri aynı yönlüdür? Şimdi bunları hepsini tek tek gösterelim. Arkadaşlar şekildeki gibi giderken bir kuvvet ve ivme nasıl giderse gitsin cisim daima merkeze doğru olmak zorunda. O zaman kuvvet burada olmak zorunda mı? Şöyle bir tık daha bunu inceltelim. O zaman kuvvetimin yönü bu yönde. İvmemin yönü de bu yönde olacak. Çünkü net kuvvetle ivme aynı yönlüdür. E peki cisim sağa doğru hareket ettiğine göre hız vektörüm de bu yönde midir? Peki konum vektörüm nereyedir? Konum vektörü merkezden cisme doğru çizilir. O zaman x vektörü sola doğru olmalıdır. Peki buna göre cisim hangileri aynı yönlüdür demiş. F ve A evet kuvvet ve ivme her zaman aynı yönlüdür. Hız ve konum vektörü. Hayır. Şu an hız ve konum vektörü ters yönlüdür. Kuvvet ile hız cisim denge konumuna doğru hızlanıyor. Hızlandığı için hız ve kuvvet aynı yönlü olmalıdır. O yüzden cevabımız 1 ve 3 D seçeneği olmalıdır. Geldim 10. soruya. Dünya içi dolu homojen bir küre olarak düşünüldüğünde çekim ivmesinin gezenin merkezine doğru olan uzaklığına bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Yani merkezimizde ne oldu? Çekim ivmesi sıfırdır. Merkezden yüzeye doğru gittikçe çekim ivmesi mesela şurası R bölü 2 olsun. Burası da R bölü 2 olsun. O zaman A noktası ve B noktası diye kıyaslayacak olursak şöyle. Şuraya A noktası buraya B noktası dersek. A noktasındaki ivme ile B noktasındaki ivmeyi kıyaslayacak olursak. A'daki ivmeye G bölü 2 dersek. B'deki ivme G olacaktı hatırlayın. Hatta içerisinde bu normal düzgün türdeş küre olduğu için e, yer çekim ivmesini bulurken iç yüzeyde ne olarak kullanabiliriz dedik. K çarpı D çarpı R olarak kullanabiliriz. Grafimizde zaten bu şekilde olmalıdır. Buna göre demiş 1-2-3 yargılanlar hangileri doğrudur? Dünyanın merkezinden yeryüzüne doğru gidildikçe çekim ivmesi düzgün olarak artar. Evet dikkat edin düzgün olarak artmış grafimiz. Yeryüzünden uzaklaştıkça çekim ivmesi azalır. Evet çekim ivmemiz azaldı bir e, parabol bir eğim, eğri var. E, bu yargı da doğru oldu. Dünyanın merkezindeki çekim ivmesi sıfırdır. Evet merkezindeki çekim ivmemiz de sıfırdır. Bu nedenle cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneği olmalıdır. Geldim 11. soruma. 11. soruda diyor ki tıpta kullanılan e, görüntüleme teknolojilerinden pozitron yani PET e, pozitron emisyon tomografisi ile ilgili olarak yargılarından hangileri Doğrudur diyor. Bir çift yok olma olayı olarak e, olayı kullanılarak elektron pozitron çiftinin gamma fotonlarına dönüşmesi sağlanır. Arkadaşlar şimdi burada e, PET yani pozitron emisyon tomografisinde çift yok olması çift yok olma reaksiyonu dediğimiz elektron pozitron çifti birbirleriyle etkileşime girer ve yok olur. Ortaya gamma fotonları açığa çıkar. İşte bu gamma fotonların dönüşmesini sağlanır. E, birinci argımız doğru olur. Diğer görüntüleme yöntemlerinde belirgin olmayan metabolik bozukluk, görüntüleme yöntemlerinde belirgin olmayan e, metabolik, metabolik bozukluklar görüntülenebilir. Doğrudur arkadaşlar. Hasarlı bölgeler e, bu şekilde gözlemlenebilir. Bu yargıda doğru olur. Bu görüntüleme de gama ışınlarının Doppler etkisinden yararlanır. Hayır. Bu cihazda Doppler etkisinden yararlanılamaz. O yüzden cevabımız ne olur? 1 ve 2 B seçeneği olacaktır. Geldim 12. soruya. Louis de Broglie göre momentumu olan her parçaca bir dalga eşlik eder. Bu dalgalara madde dalgaları denir. Buna göre 1, 2, 3 atom altı parçacıklarından hangileri madde dalgası eşlik eder? Bak bana burada ipucu belli. Ne diyor? Momentumu diyor. Momentum neydi arkadaşlar? M çarpı V değil miydi? O zaman bir cisme ya da bir parçaca e, dalganın eşlik edebilmesi için ee, ne olması lazım? Hızının olması lazım. Yani momentum olması lazım. O zaman hızlanan nötron dersek olabilir mi? Olabilir. Çünkü hızlanan diyor olacak. Durgun proton. E, hız yok. O zaman dalga da eşlik etmeyecektir. Yavaşlayan elektron. Evet. Hız var. O zaman burada da yine e, madde dalgası eşlik edecektir. Yani cevabımız C seçeneği olmalıdır. Geldim. 13. soruya. Kaan özdeş kalemlerden... K kalemini şekil 1'deki gibi ortasından geçen eksen etrafında Levent ise K kalemini şekil 2'deki gibi e, ucundan geçen eksen etrafında eşit açısal hızlarla döndürüyor. Yani şunu omega ile bunu da omega ile. Ancak burada neydi kural? Uçtan dönderdiğimizde taradığımız yarıçap ya da dönme yarıçapımız büyük olacağı için eylemsizlik momenti yani dönmeye karşı direncimiz büyük olacaktır. O zaman demek ki şunu yazabilirim ben. IK küçüktür ıl'den diyebilirim. Özdeş kalemler kütleleri aynı çünkü. Dönme eksenlerine göre kalemin sahip olduğu eylemsizlik momenti dönme eksen dönme kinetik ve açısal momentum nicelikleri Levent kalemininkini eşitlemek için hangileri tek başına yapılabilir diyor. Bakalım. Eylemsizlik momentlerinin eşitlenmesi için K kaleminin kütlesini artırmalıyız. Eylemsizlik momentimiz neyle orantılıydı arkadaşlar? m r kare ile orantılıydı. O zaman k kaleminin m değerini artırırsak eylemsizliği artmış olur. E küçüktü o zaman burada eşitlik sağlanabilir bu şekilde. 2. Dönme kinetik enerjisinin eşitlenmesi için k kaleminin açısal süratini azaltmalıyız. Arkadaşlar dönme kinetik enerjisi neydi? 1 bölü 2 I omega kareydi. E şimdi burada zaten zaten aynı açısal hızlarla dönüyorlar. Ancak I K L'den küçük olduğu için Dönme kinetik enerjisi K küçüktür. Dönme kinetik enerjisi L değil mi? E bana burada K'nın bir de sen süratini azaltırsan K'nın kinetik enerjisi iyice küçülmez mi? O zaman bu yargı olmayacak. Açısal momentumun eşitlenmesi için neydi açısal momentum? <laughs> M çarpı <laughs> e, Pardon şöyle yapabilirim. M çarpı R çarpı V ya da I çarpı omega idi. Tamam. K kalemini ters yönde çevirme. Arkadaşlar açısal momentum yöne bağlı olarak evet vektörel bir büyüklüktür ama ters yönlü döndüğü ya da öbür yönde dönmesi, sağa dönmesi, sola dönmesi büyüklüğünü nasıl etkileyecek? Etkilemeyecektir değil mi? O yüzden bu yargımız da yanlış olur ya da yapılsa da bir etki olmayacaktır. O yüzden cevabımız nedir? Yalnız bir A seçeneği olmalıdır. Geldim 14. soruma. Bir devreden akım geçtiğinde elektromanyetik dalga oluşabilmesi için akımın zamanla değişmesi gerekir. Buna göre 1 2 3 verilen olayların devrelerin hangilerinde dolanan akım elektromanyetik dalga oluşturur demiş. Bakalım. Doğru akım kaynağına bağlı sabit direnç. Arkadaşlar, doğru akım kaynağı olduğunda elektronlar hep sabit hızla hareket edecektir. Mesela elektron şöyle dolaşacak. Ancak yönü sabit olacak. Ve burada hızı da sabittir. Sabit hızla hareket etmesi elektromanyetik dalgayı oluşturmayacaktır. Çünkü elektromanyetik dalganın oluşabilmesi için akımın zamanla değişmesi lazım diyor bakın. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Elektromanyetik dalga yüklü parçacıkların ivmeli hareketi sonucunda oluşur. E, i̇vmeli hareket dediğimiz şey hızın olması. Değişmesi değil mi hızın? O yüzden birinci e, devrede oluşmayacaktır. İkinci devreye bakarsak. Doğru akım kaynağına bağlı sürgüyü sürekli sola sağa hareket. Şimdi sola sağa hareket ettirirsen senin direnç değerin artar azalır artar azalır. Bu da akımın azalıp artma azalıp artma durumunu sağlar. Yani akım sürekli değişir. Akımın büyüklüğünün sürekli değişmesi elektromanyetik dalganın oluşmasını sağlayacaktır dedik. Alternatif akım kaynağına bağlı direnç. E, alternatif akım kaynağı biraz önceki yaptığımız durumun aynısını yapıyor aslında. Akımı bir soldan bir sağdan ve bu göndermelerde de büyüklüğü sürekli değişecektir. O yüzden üçüncü yargımızda da elektromanyetik dalga oluşacaktır. Yani cevabımız ne olmalıdır? D seçeneği olmalıdır. Evet arkadaşlar <laughs> mikrojinal yayınlarına ait 20'li denemenin ikinci denemesini de bitirmiş olduk. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Haydi bakalım. Üçüncü denemede görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.